Cibril-i Emin Resul-i Ekrem'in emirberi gibiydi. Resul-i Ekrem'e hizmet eden zatı Cebrail ise. Bazı ulema Cebrail'in peygamberden eftal olduğunu söyleyenler de var. Yanlıştı o. O yanlıştı. Allah'tan sonra en büyük varlık, en yüce varlık Resul-i Ekrem'dir. Bazı ulema Cebrail'in eftal olduğunu söylemiş. Halbuki Cebrail aleyhisselam vasıtadır ortada. Yani emirber, haber götürüp getiren zat-ı Ekrem'dir. O da büyük şereftir. Allah ile peygamber arasında hizmet görmek kadar güzel bir şey olabilir mi? O ayrı bir şeref. Ama Resulullah'ın makamını düşün, ona hizmet ediyor yani. Sonra ikinci başka bir şey daha var. Mesela bir de Cebrail'siz de peygamberin kalbi münevverlerine, bu ad-ı şeriflerine Kur'an nazil oluyor. Cebrail'siz de. Allah'ın da peygamber Cebrail'e ihtiyacı olmaz. Kalbiye de bir vasıta indirebilir Kur'an'ı. Ama bu şeref var orada hadisatta. Peygamberin şerefi var. Cebrail'in peygambere gidip gelmesi Resul-i Ekrem'in şerefidir o. Çokla gelmesi de odur. Dikkat ederse en fazla peygamberimize nazil olmuş Cebrail. Neden? Resulullah'ın şerefinden dolayı. Var şimdi var. Bazı tefsirlere göre Cebrail'in etrafı olduğu gibi ama yanlıştı. Senetleri var mı? Var demek ki. Onlar da senetleri var. Öyle deriz fikirler. Ama bizim imanımız böyledir. Kızmıyorum ben onları okusunlara. Onların anlayışları öyle. Bizim de imanımız Resul-i Ekrem'in etleriydi. Çünkü La ilahe illallah Cebrail, Melaike, Muhammed Resulullah demiyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Cebrail ortaya koyuyoruz bir yani. Yok o. Ne kadar halakına insana fi ahsenin takvimdir. İnsan bir Allah sevgilisini insanlardan seçmiş. Allah'ın bir ismi melek değildir. İnsanın bir ismi mümindir. Allah'ın bir ismi mümindir. Allah kendi ismini insanlara vermiş. Cennet, cehennem, melaike, mizan, terazi, kabir, ihya, rızık, yağmur, güneş, ay, fren hepsi insanların şalkı olmuş. Melek şalkı olmadı. Öyleyse insan ihtar oluyor. Yani melekler de insanlar için, melekler de insanların hizmetine bakıyorlar. Ne var ki? Bir insan eğer insaniyetini bilirse o melekten ihtar oluyor. İnsaniyetini bilmezse şeytandan daha edna oluyor. Hayvanın aşağı oluyor. Ülaikel enam behüm edal oluyor. Bilirse bir adam kendi müminliğini, insanlığını vardır, o eftal olur. Nasıl ki insanlar diğer meleklerin eftal olduğu gibi, ben kâmil olan insandan bahsediyorum. Kâmil olan peygamberler de kâmil olan meleklerden eftal. Biz öyle ki bizim itikadı, imanımız, devrişlerimiz.